Arkadaşlar. Nasılsın Mustafa? İyiyim abi, sen nasılsın? Sağ ol, çok teşekkürler, ben de. Mustafa abinin yanında da görmüşken seninle de bir röportaj yapalım. Bayağı da bir gündemin var abi. Geçen günde düğüne katıldığınız Çağlan'la ilişkiniz devam ediyor mu? Hep bir merak konusu. Şöyle, 2 ay önce biliyorsun ayrıldık. Zaten Çağlan da bununla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Bu arada sana da teşekkür ediyorum. Daha önceden de birkaç kere denk geldik ama Çağlan zaten bir açıklama yaptı. Üstüne de zaten hani bir tane bir şeyi tekrar tekrar konuşmayı da çok doğru bulmuyorum. Genel olarak da zaten çok fazla bu tarz açıklamayı yapmayı tercih etmiyorum. Ama düğün tabii şöyle bir şey oldu. Kendi içimizde de konuştuk. Ablasıyla, Berna'yla, kocası Murat'la tabii biz bir senedir bir aradayız. Neredeyse her günümüz beraber geçiyordu. Sonuç itibariyle abla kardeşler, biz de ilişkimiz devam ederken tabii de bir arada olmamız ve birbirimizi çok sevmemiz ve aile gibi olmamız çok normal. Şimdi ayrıldık. Bir araya geliyoruz. Barıştılar mı, barışmadılar mı? Yani günün sonunda bir sene gibi bir zaman ilişkimiz vardı. Tabii ki de iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. Günün sonunda zaten bunun haberini de yaptınız. Ailesiyle çok iyi diyaloglarım oldu. Harika bir ailesi var. Pırlanta insanlar. Hani Allah bağışlasın. 2 tane aslan gibi çocuğu var. Günün sonunda en mutlu gününde Berna ile Murat'ın benim olmamam ya da benden nikah şahitliği talep edildiği zaman benim buna hayır demem söz konusu olamaz. Dolayısıyla hani hem gurur verici bir şey hem çok mutlu eden bir şey de oldu. O günlerini paylaştık. Tabii ki de hani düşmanca da ayrılmadık. Herhangi bir kötü bir diyalogumuz da yok. Dolayısıyla o günü beraber paylaştık. Ama tabii şurada şöyle bir şey oluyor. Yani yarın öbür gün de bir araya gelsek barıştılar mı, barışmadılar mı? Burada şöyle bir şey aslında senden ve meslektaşlarından rica etmemiz lazım. Bu bugün bana, yarın Çağla için de geçerli bir şey. Günün sonunda biz ikili bir ilişki yaşasak da bir ailesi var, öncelikleri var. Hayatta bazı sorumluluk, hepimizin sorumlulukları var. Benden daha fazla tabii ki de onun sorumluluğu var. Ve bunu hani yokmuş gibi ulu orta sorulması ya da sürekli bunun gündeme gelmesi bizler için değil, tabii ki de çocuklar ve aileler için de kim zaman hassas ya da kırıcı bir duruma gelebiliyor. Bunu da kendi adıma ben vesile olmak istemem. Sizden ricam hani bu konuyla alakalı da yine sağ ol, hani senin vesilenle söylemiş olayım. Günün sonunda hani bir barıştığımız bir durum yok. Zaten ayrıldık, işte 2 ay gibi bir süre oldu. Dolayısıyla bir arada gelmemiz de bence çok hani normal ve aslında çok kıymetli de bir şey. Çünkü ilişki devam ederken birbirine çok kıymet veren, çok değer veren insanın ilişki bittikten sonra "Aa, biz düşman olduk" demesi ya da bir araya gelmiyoruz demesi zaten yanlış olan. Dolayısıyla bir araya geldik. Çok güzel bir düğündü. Çok eğlendik. Ama aslında hani durum bu kadar. Bundan farklı bir şey yok. Bunu da söylemiş olayım. Bunu da hani bir daha hani olur olmaz bilmiyorum ama hani Çağla'ya da çok, hani Çağla'nın ahil konusu bizim açımızdan hani ilişkisel olarak, hani sevgili olarak sona erdi. Bunun tekrar tekrar gündeme gelmesi, dediğim gibi yani çok ne bizler açısından hoş, ne iki evladı açısından hoş, ne ailesi ne benim ailem. Çok o konuda biraz hassasiyetimiz var. Haberlere de açıkçası böyle gündeme geldi diye zaten bir paylaşımda da bulunduk. Hani en azından konuyu bir açıklığa kavuşturalım diye. Dolayısıyla durum bu. Peki abi, gerçekten bitme sebebi var mı yoksa şey mi yani? Ya şöyle, somut bir sebebi yok. Ama Mustafa şöyle, yani ilişkilerin başlaması kadar bitmesi de normal değil mi? Günün sonunda insanız, değişiyoruz. Önceliklerimiz kimi zaman değişiyor, isteklerimiz değişiyor. Birbirine tahammül etme durumları, şartları değişebiliyor. Ama bu hani kimseyi kötü yapmıyor. Ya da bilmiyorum yani, bir sene sonra ayrılacaksak ya da böyle bir ihtimal varsa bunu erken yapmak mı, yapmamak mı gibi kararlar da kim zaman hani alınabiliyor. Dolayısıyla hani somut, tüm samimiyetimle söylüyorum, bir şey yok. Benim için hala çok kıymetli. Ama bu kıymet ilişki olarak değil, insani olarak çok kıymetli. Bugün bir telefon açsa tabii ki de hani elimden gelen her şeyi yine yaparım. Ben telefon açsam eminim ki o da yapacaktır. Ama bunu farklı yorumlamamak lazım. Peki abi, düğüne katılmadan önce hani bir konuştunuz mu? Hani düğüne katılırsak her yerde yine haberlerimiz çıkar. Bunun hiçbir işaretini yaptınız mı yani? Tabii ki de bunu konuştuk ve düşündük. Ama Berna ile Murat'ın en mutlu günü. Konu bizim konuşulmamız ya da bir arada bir görüntünün olması hani bizi rahatsız etmeyecekti. Ama hani sormadan günün sonunda hepimizin birbirinde bir şekilde bir iletişime olabiliyor.
Bunu yazan haber siteleri için söylüyorum. Yani açıp sorsalar hani var mı yok mu zaten gerekli cevabı alacaklar. Hani bu kadar hiçbir şey sormadan yani bir araya geldik, nikah şahidi olduk diye barıştılar. Böyle bu kadar kolay haberde olmamalı diye düşünüyoruz. Biraz da açıkçası tepkimiz oydu. Yoksa sorulsa biz zaten gerekli cevabı söyleyeceğiz. Niye söylemeyelim? Hani bugüne kadar ne hiçbir şey gizledik, saklı tuttuk ama bir şey olsa zaten bunu kaldı ki daha önce de yazın bir kere bunu yaşadık. Barıştık. Zaten bunu sosyal medyada da hatta koymuştuk. Dolayısıyla hani zaten öyle olsa düğünden bir resim koyarız. Bir şey yaparız. Hani günün sonunda hani dışarıdan çekilen bir görüntü var. Bir arada ki tabii ki de tüm aile hep beraber eğlenildi. Hani vesaire çok da mutluyduk. Çok mutlu olduk Berna ile Murat için. Ama konu bu kadar. Peki abi hemen arkasından da Hazal Hanım'la bir gazete haberini gördük. İşte aynı şey oluyor. Yani mesela Hazal'la nasıl bir haber çıkıyor benim aklım almıyor. Ya hatta dahasını söyleyeyim. Yani barışmış olsak başıma neler gelir düşünemiyorum. Yani olacak iş değil. Bir uyanıyorsun Hazal'la haber, barıştılar haberi. Araba geldi şöyle geçelim. Dolayısıyla evet. Hani bu haber nasıl çıkıyor? Hani nasıl oluyor? Aklım hayalim almıyor. Ve mesela hani biraz da bunun gibi şeyler çok yanlış, doğru gelmiyor bana. Günün sonunda iki insan bir arada da olabilir. Yarın öbür gün herkesi birileriyle arkadaş ortamında da herkesi görebilirsiniz. Hani burada bir sorulsa, bir şey var mı dense vesaire. Zaten gizleyen insanlar değiliz bence. Gizlesek de zaten siz her şeyi farkındasınız, her şeyi görüyorsunuz, biliyorsunuz, duyuyorsunuz en azından. Ama Hazal haberine yani aklım almadığı bir durum yani. Nasıl böyle bir haber çıkar? Ne bir yerde görüldük, ne bir şey oldu. Onun adına da bence çok üzücü. Benim adıma da çok talihsiz ve üzücü. Anlamış değilim ama yani tabii konu değil yani. Ama Hazal Hanım'la arkadaşınız yani tanıyorsunuz. Hazal benim çok erkek kıymet verdiğim çok çok eski bir arkadaşım. Tabii ki de Atakan'ı da tanıyorum. Dediğim gibi hani bu kadar yakın ilişkiler yani geçen günlerde bir arada da olduğumuz zamanlar oldu. Hani bu haber dediğim gibi herkesin gerek reputasyonunu azaltıyor gerek hoş göstermiyor. Biraz bu konularda bence dikkat edilmesi lazım. Peki Çağla Hanım bu haberi gördüğü zaman size bir tepkisi oldu mu veya konuştu mu aradı mı sizi yani? Yok onu yani şöyle zaten hani böyle bir şeyin olmayacağını böyle bir şey zaten hani ne geçmişte ne yakın zamanda böyle bir durumun olmadığını bildiği için hiç konuşulacak bile bir konu olmadı. Konuşulması gerekli bir şey değil öyle hiçbir şey konuşulmadı. Siz arayın bu nedir veya böyle bir şey var mı yok mu diye. Yok yok zaten yani düğünün ertesi çıkan bir haber. Dolayısıyla hani açıkçası gülmüştür geçmiştir diye düşünüyorum. Peki abi avukatlıktan ziyade bir oyunculuk falan düşünüyor musunuz? Devamlı her yerde boy gösteriyorsunuz ama. 19 yıl oldu avukatlıkta ya. Yok öyle bir şey yok. 19 yıldır avukatlık yapıyorum. Seviyorum mesleğimi. Oyunculuk hiç yapabileceğim bir şey değil. Zaten hiç aklım ucuna gelmez. Abi enteresan davalar var mı elinizde mesela? Çok ünlü olanlardan, arkadaşlarınızdan var mı birilerinin davaları böyle? Şöyle şimdi tabii bu mesleki bir anınız olarak. Oldu mu? Yok şöyle yani mesleki olarak da bir hani konuşamayacağım şeyler. Ama basında da çıkan tabii ki de sizin de takip ettiğiniz benim vekillik yaptığım dosyalar var. Onu da zaten dosyalardan görüyorsunuz. Şimdi davalarla ilgili bir şey konuşmayalım. Özel hayat konuşalım. Meslek başka. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı zamanlar. Hayatınızda bildiğiniz kadar kimse yok ama. Yok kimse yok. Peki, teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.